Biz doğal gübreye dönmek durumundayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gübreye dönüş çağrısı gözleri tarım arazilerine çevirdi. Şöyle bir söylem var. Organik tarıma geçildiği takdirde Türkiye aç kalır. Peki bu söylem doğru mu? Organik tarım tarlada verimi düşürür mü? Bu sorunun cevabı aslında kimyasal gübredeki sıkıntıdan geçiyor. Verimli tarım için topraktaki organik madde miktarının en az %3 olması gerekirken Türkiye'deki arazilerin %95'inde bu oran %1. Bitkinin büyürken kimyasal gübrenin içindeki besin maddelerini alabilmesi için organiğe ihtiyacı var. O olmayınca toprakta kalıyor. Kalınca toprağın çoraklaşmasına sebebiyet veren bütün bu kimyasallar toprakta kalıyor. Diğer bir deyişle organik maddeyle desteklenmiş kimyasal gübre ya da besin oranı zenginleştirilmiş organik gübre, yani organomineralleri ihtiyaç var. Toprağın çoraklaşmasına sebebiyet vermiyor. Aynı şekilde de yeraltı sularına karışmamış oluyor. 2012 yılından bu yana belediye çöplerini arındırarak organomineral gübre ürettiklerini anlatan Hexagon Yönetim Kurulu Başkanı Can Doğum, toprakta verim %10 arttı diyor. Hexagon, 130 milyon dolar üretim ve 100 milyon dolarlık Ar-Ge yatırımı yaptığı yeni fabrikasının açılışı için gün sayıyor. Bu yıl devreye girmekte olan Bilecik fabrikasıyla, açılışı yakında yapılacak olan fabrikayla bizim üretimimiz yıllık 200 bin tona çıkacak. Önümüzdeki yılda devreye girmesi planlanan Ödemiş tesisiyle bu 400-450 bin ton civarına, 200 bin tondan 450 bin tona çıkacak. Bu kabaca Türkiye'nin bugün tükettiğinin %7'si civarında. Türkiye'de 5 milyon ton kimyevi gübre kullanılıyor. Üreticiler yerli üretimin ihtiyacın tamamını karşılamaya yetmeyebileceğini savunuyor. Eğer yeterince teşvik edilirse ve yatırımların önü açılırsa Türkiye ihtiyaç duyduğu gübrenin neredeyse çoğu, belki de %100'ü organomineral gübreye bir geçiş yapabilir.